Şimdi yeni anayasa ile ilgili bu ay içinde birçok toplantı gerçekleştirdik. Akademisyenlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, partimizin bu çalışmalara daha önce katılmış olan hukukçu kurmaylarımızla yoğun bir çalışma temposu gerçekleştirdik. Her konuyu ele alıyoruz. Bu çalışmaları daha önce de zikrettim. Özellikle anayasanın ruhuyla ilgili kısımlarda, yani temel insan hak ve özgürlükleri, temel değerler, giriş bölümleri, bu konularda bir ön çalışma olarak da belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede de yazım heyetimiz bazı çalışmalar yaptı ama açık bir şekilde ifade edeyim. Daha bunlarda herhangi bir metin ortaya çıkmamıştır ve bu metin üzerinde yapılan spekülasyonların hiçbirinde gerçek bir karşılığı yoktur. Bunlar aramızda tartışılacak, konuşulacak ve nihai olarak çağdaş hukuk devleti kuralları içinde özgürlükçü bir anayasa metnini inşallah meclisimize ve kamuoyumuza sunmayı hedefliyoruz. Temel kendi değerlerimize atıfı olan, bu çerçevede mutlaka evrensel ve milli değerleri birlikte barındıran bir metin için gayret sarf ediyoruz. Ama metnin özü, esası özgürlükçülüktür. Ve vatandaşı esas alan, insanı esas alan, devleti esas alıp milleti tanımlayan değil, milleti esas alıp devleti tanımlayan, vatandaşı merkeze alıp diğer bütün devlet kurumlarını onun etrafında şekillendiren bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla bunun dışında söylenenler gerçeği yansıtmaz. Başkanlık sistemi konusuna gelince, bu konular daha önce detaylı olarak hep aramızda tartışıldı ve bir sonuca ulaştık. Bunu da kamuoyumuza deklar ettik. Türkiye'de 12 Eylül Anayasası'nın önerdiği sistem maalesef gerçek bir parlamenter sistem değil, çarpık bir parlamenter sistem. Ve parlamenter sistemin içindeki unsurlar da zayıflatılmış. Yetki ve sorumluluk dengesi sarsılmış. Hesap sorulabilirlik anlamında sistemin kendi iç dengeleri göz ardı edilmiş bir çarpık sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim niyetimiz bu sistemi tümüyle değiştirmektir. Bu sistemin üzerinde küçük manevralarla yapılacak düzenlemelerin sistemin kökünü değiştirmeye dönük olmayacağı kanaatini hep zikrettik. Dolayısıyla bizim şu anki hedefimiz, odaklandığımız husus net, pür, iç dengeleri iyi korunmuş ve yönetimde herhangi bir yetki karmaşasına yol açmayacak bir sistemdir ki bunun adı başkanlık sistemi. Bu konuda bizim tutumumuz, planımız açık. Öncelikli olarak başkanlık sistemini en ideal çağdaş şekliyle ve şimdiye kadar da savunduğumuz, öne çıkardığımız şekliyle ele alacağız. Kamuoyumuza bunu sunacağız. Arkadaşlara hep bu çalışmalarda şunu söyledim. Geçmiş dönemlerin en büyük zaafı, geçmiş anayasaların reaktif olmasıdır. Refleksif olmasıdır. Yani bir önceki dönemin arızalarını gidermek için tepki niteliği taşımaları. Onun için 61 Anayasası'ndan 82 Anayasası'na giderken yürütmeyi güçlendirmek adına farklı bir noktaya gitti. 61 Anayasası daha önceki döneme bir tepkiydi. Şimdi bizim bir tepki anayasası yapmak yerine gerçekten nesillere sirayet edecek bir sürekliliği barındıracak kalıcı bir anayasayı öne çıkarmamız lazım. Bunun için de zihinlerimizde tabu barındırmamamız lazım. Her şeye açık, rahat konuşulan, toplumun mutabakatını öne çıkaran bir anlayışı anayasaya yansıtmak lazım. Yönetim sistemi olarak da zaten yanlış işleyen parlamenter sistemin iç yapıları üzerinde düşünmek değil, bizim meselemiz güçlerden kendi içinde güçler ayrılığını çok iyi yansıtan, insan hak ve özgürlüklerini temeline dayanan özgürlükçü, medeni, çağdaş bir anayasayı başkanlık sistemi etrafında dokumaktır. Şu anki hedefimiz bu. Bu metin ortaya çıkar. Daha sonra inşallah meclisimizde, kamuoyumuzda tartışılır, olgunlaşır. Ondan sonra eminim böyle bir metne itirazlar da daha az olacaktır. Mesele sistem meselesidir. Bu sistemi temelden ve kökten doğru bir eksene oturtmak icap eder. Ha bu süreç bittikten sonra ne olacağı konusu ayrı bir husustur. Ama bu süreci yaparken, bu süreci işletirken bir müzakere,
Yani geçmiş hani uzlaşma komisyonunun bize getirdiği en büyük zaaf ister istemez uzlaşma esası üzerine olacağı için bir müzakere metni üzerinde tartışılıyordu. Şimdi ise AK Parti kendi ideal gördüğü anayasayı kaleme almalı.